Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Starve Together'ın yeni bir güncellemesiyle daha karşınızdayız. Evet, yeni karakter geldi sonunda nihayet. Walter ve onun Wobbisi karakter şu an karşınızda. Gerçekten çok ilginç, güzel bir karakter olmuş diyelim. Karakterin özelliklerinden bahsedeceğim ama karakter öncelikle geldiği malzemeleri söyleyeyim. Geldiği envanteri söyleyeyim. Bir tane sapanı var. Gerçekten sapanı bayağı işe yarıyor. İçine koyduğumuz şeyle direkt saldırabiliyor. Bu ekstra güzel. Bu saldıracağı materyalleri de bunlarla yapıyor. Bir tanesini yaptığımız zaman, bir taşla mesela yaptığımız zaman 20 tane veriyor. Diğerleriyle 10'ar tane veriyor. Yapımı çok zor olan taş yok. Bir tek şu var. Ama onun dışında hangisini koyarsak koyalım etki ediyor diye düşünüyorum. Hani öldürmeden, aa bak kuş gitti. O zaman biraz daha taş dışında da şeylerle vurmak lazım diyelim. Evet, Wobby'ye baktığımız zaman Wobby bir Chester gibi davranıyor ve yanında takılabiliyor. Ayrıca kendisini canavar etiyle beslediğimiz zaman da büyümüş oluyor. Bunun dışında da karakterin bazı özellikleri var. Karakter şöyle bakalım bakalım bakalım. Karakterin en büyük özelliği karanlıktan korkmuyor, akıl sağlığını yitirmiyor. Karanlıktan korkmuyor, yaratıklardan korkmuyor. Ondan sonra hasar yediğinde yalnız akıl sağlığı düşmeye başlıyor. Canı ne kadar azsa daha da fazla akıl sağlığı düşmeye başlıyor. Ama burada akıl sağlığını tutabilmek için Pine Tree diye bir şapkası var. Ayrıca kendisi kamp ateşlerini çok seviyor ve çok fazla ağacın olduğu yerde akıl sağlığını direkt toparlayabiliyor. Ayrıca şapkası çok güzel olmuş ya. Gerçekten tasarım olarak da güzel. Bunun skinleri varsa ya da gelecekse güzel şeyler gelebilir diye düşünüyorum. Evet, en güzel özelliklerinden bir tanesi o. Bir diğer özelliği de arılardan fazlaca hasar yiyebiliyor ve bu üzerinde zırh olsa dahi bunu engellemiyor. Dediğim gibi şurada sapanıyla beraber yapacağımız farklı silahları gayet iyi. Yani yapımı çok zor değil. Bir tek şunun yapımı biraz fazla sıkıntı olabilir ama diğerleri oyun ilerledikçe takım arkadaşlarınıza kolay kolay bulabileceğiniz şeyler. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ayrıca çadırda uyuduğu zaman biraz olsun açlığı diğer karakterlere göre daha az hareket ediyor, daha az düşüyor. Öyle söyleyebilirim. Konuşuyor musun ateşin yanında? Evet, karakterin tanıtımında da ateşin etrafında diğer arkadaşlar. Aha, asker selamı veriyor. Kampçı bu. Asker selam değil aslında. Kampçı selamı veriyordu galiba. İzci selamı. Diyelim biz ona. Evet. Gerçekten köpeği de ilginç olmuş zaten. Canavar eti dediğim gibi yiyebiliyor. Hatta canavar etiyle besleyelim bakalım ne olacak. Wow. İçerisinde yani içeriği büyümüyor, taşıyacağı şeyler artmıyor ama. Oho, ayrıca binebiliyoruz. Bu da süper değil mi? Çok iyi. Evet, bu özelliği çok iyi. Yalnız bunu öldüğü zaman yine Chester gibi mi hareket ediyor? Onu bilmiyoruz. Ona bir bakmak lazım. Ayrıca ben şu an neyse daha sonra. Evet, bu özelliği de çok güzel olmuş. Karakter genel olarak genel itibariyle böyle. Bakalım oynaması, uzun vadede oynaması keyifli olacak mı? Biz büyük ihtimalle bugün ya da yarın canlı yayında The Live'da oynarız. Videonun altında hemen bunun da linkini bırakabilirim. Oradan da The Live'a gelirseniz zaten görebilirsiniz diyelim. Çok iyi. Güzel olmuş. Genel itibariyle güzel bir karakter arkadaşlar. Oynaması keyifli olacaktır. Uzun vadede bence güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir karakterin gelmesi de biraz renk kattı Don't Starve'a. Don't Starve'ın biraz hiç değilse kısır döngüsüne biraz olsun keyif getirdi diyebiliriz.
Biraz daha zaten ekip oyununa doğru dönmeye başlayan Don't Starve Together'a güzel bir karakter gelmiş oldu. Direkt saldırıyor mu acaba? Neyse. Ona da bakarız. Ona da canlı yayında. Artık burada bilinmeyen soruları canlı yayında sorarız size diyelim. Evet. Bu karakterden bu kadar. Artık bize keyifli bir şekilde oynaması kalıyor. Keyifli bir şekilde oyunu oynaması, grup halinde oynaması kalıyor. Bu karakter de 1-2 gün sonra muhtemelen kendi haline dönüyordur diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Varsa sorularınız hemen videonun altına yorumlarınızı alabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.